Demir evleri bir çok önemli bir başka meseleyi de tekrar gündeme getirdi. Standartlar ruhundan bahsediyorduk. Burada iki yahut üç pencere tipi bir kapı tipiyle, bir balkon tipiyle 40 kadar ev yapıldı. 6 plan tipi kullanıldı, 6 ev plan tipi kullanıldı ve bu ev planlarının bir istikamete yahut başka istikamete yönelmiş olmaları sonunda kullandığımız pencerelerin yerleri değiştirilerek fakat aynı pencereler kullanılarak bazen birbirinin tam aynısı olan iki evin yan yana gelmesi sonunda birinin arka cephesinin öbürünün ön cephesine bakması suretiyle tıpatıp birbirinin eşi olan evlerin tamamen birbirinden farklı yapılar olarak sunulması imkanında bir standartlar düzeninin yeknesaklığa katiyen imkan vermeden standartlarla yani dolayısıyla senayileşebilecek bir ve kolektif değerlere sahip fakat mutlak çeşitliliğe sahip yerleşmeler ortaya çıkartılabilir. Doğrusu demir evlerinin ortaya koyduğu önemli mesele buydu. Ayrıca demir evlerinin oluşumunda, doğrusu işte Habitat Konferansı'ndan takriben 10 sene evvel başlamış bir girişim. Bu evlerde insanların bu oluşuma katılımını nasıl sağlayabiliriz sorusunu da gündeme getirdik. Yani insan kendisi katıldığı zaman aldığı kararları sevmiş oluyor tabii. Onun sorumluluğunu taşıyor. Komşusuna karşı sorumluluk taşıyor. Komşusunun manzarasını kesmediği zaman dostluk ilişkileri oluyor. Bak senin evin buradaydı. Benim evimi böyle koymak yerine şöyle koydum. Ve bu sayede senin manzaranı kesmedim. Ama önümdeki komşuda eminim ki o da benim manzaramı kesmemek için şöyle davranacaktır diyerek şehirde binaların yerleşmesi, binalar arası mesafelerin düzenlenmesi ile toplumsal mesafelerin, toplumsal yakınlaşmaların nasıl gerçekleşeceğinin örneği verilerek, bu toplumsal yalnız örneği verilerek değil, bunun oluşmasının imkanının nasıl ortaya çıkartılabileceğini de göstermiş oldum. Bu evlerin doğrusu yalnız birbirleriyle ilişkileri değil, onun ötesinde tabiatla ilişkileri de özel bir önem taşıyor. Dağ, arkasındaki dağ 300-400 metre yüksekliğinde bir dağ. Arkadaki dağın evler pencerelerinin, kat yüksekliklerinin, kapıların ölçüleriyle arkadaki dağı yücelten bir mahiyet kazanıyorlar. Doğrusu böylece mimarinin biz yalnız kendisine ait güzellikleri sağlamakla değil, aynı zamanda çevresini yüceltecek bir niteliğe sahip olmakla da görevli olduğuna işaret etmek istedik. Doğrusu bu yalnız Türkiye'de değil bir asırdır, belki daha fazla bir süredir de Türkiye dışında da gerçekleştirilmeyen bir çözümlemeydi. Bu açıdan dünyada hak ettiği ilgiyi gördü ve o da bundan sonra yapacağımız şeyler için de bize cesaret vermiş oldu.